Her şeyi bilen adamla mutfaktaya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle fenomen bir lezzet yapacağız. Nedir? Havuçlu tarçınlı kek. Evet, evde yapamam diyenler ya da kim uğraşacak diyenleri duyar gibiyim. Ama kesinlikle herkes bu lezzeti yapacak. Sevdiklerinizi de çok güzel bir şekilde etkileyebilirsiniz. Ya da kendi damak zevkinizi zenginleştirebileceğiniz harika bir tarif olacak. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Evet. Havuçlu tarçınlı kekimiz için gerekli malzemelerimiz: 2 tane havucun rendelenmiş hali, 1 tane kabartma tozuna ihtiyacımız var, vanilyaya ihtiyacımız var. Ama ben sıvı vanilya kullanıyorum. Siz toz vanilya da kullanabilirsiniz. Toz kullananlar için 1 paket yeterli olacaktır. 1 tatlı kaşığı kadar tarçınımız var. Elimizde parçaladığımız şöyle kalınlıkta cevizlerimiz var. 1 su bardağı kadar toz şeker. 2 tane oda sıcaklığında yumurta. Yani dolaptan çıkmış diye sıcak yumurta olacak. 1 çay bardağından şöyle 1 parmak kadar az sıvı yağ. Benim önceden erittiğim burada margarinimiz var. O da aynı şekilde 1 parmak kadar az. 1 çay bardağı kadar süt ve 3 su bardağı kadar da un kullanacağız. Margarin konusunda tercih size kalmış. Ama pasta ve böreklerde özellikle şu bitkisel susuz yağlar, Vita'nın, bu çok güzel bir şey. İçinde hurma yağından yapılıyor. Bununla yaparsanız da ekstra lezzetli bir kekimiz olacak. Şöyle derince bir kaba ihtiyacımız var. İlk olarak da yumurtalar içine kırıyoruz. Ve 1 bardak şekerle bunları şeker eriyene kadar çırpacağız. İsteyen mikserde kullanabilir, isteyen benim gibi ellere çırpabilir. Hiç fark etmez, hangisi kolayınıza geliyorsa. Evet, şekerimiz eridi. Rengi krema kıvamına geldi. Şimdi sıvılarımızı ekleme vakti. Ve bütün hepsini tekrardan karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra kuruları ekleyeceğiz ama kuruları eklemeden önce ilk adım tarçını eklemek. Böylelikle tarçın bütün her yerine daha fazla karışmış olacak. Ve unumuzu ekleyeceğiz. Ama unu eklemeden önce şöyle bir şey yapacağız. Şimdi şöyle bir kek kalıbımız var. Siz isterseniz normal kalıp kullanın. Ben düz borcamda pişireceğim. Bunun içerisine şöyle dibinde kalan yağımızı iyice her yerine sürüyoruz. Yağladığımız kalıbın içerisine bir miktar un dökeceğiz ve bütün her tarafını unla kaplayacağız. Böylelikle kekiniz kolaylıkla bunun içinden çıkacak. Şimdi neden önce bunu böyle yaptık? Çünkü bu kalan un ziyan olmasını istedik. Böylelikle kekimizin içerisine karıştırabiliyoruz. Şimdi unu eklerken birer birer ekleyin. Böylece topaklanma olmaz. İkinci bardak unu eklediğinizde 1 paket kabartma tozumuzu da ekliyoruz. Ve 3. bardak unumuzu da koyduk. Evet. Kek kıvamımız budur. Yani siz şöyle yaptığınız zaman izi kalacak, şekil yapacak. Bu noktadan sonra son malzemelerimiz havuç ve cevizimizi koyacağız. Bunu telle karıştırmayın. Sonra telin içerisinden temizlemesi zor oluyor. Bir kaşık yardımıyla güzelce harmanlayın. Karışıyoruz. Tamam. Şimdi kalıbımıza koyuyoruz. Ve kekimizi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında pişirmeye gönderiyoruz. Evet. Kekimiz fırından çıktı. Şimdi servis kısmına geçeceğiz. Tam yarım saat pişirdik. Bu kalıpta yarım saat yeterli geliyor. Tabii şöyle bir şey var. Şimdi onu da göstereyim. Videoda dikkat ederseniz kalıbın içerisini yağlayıp unlamıştık yapışmasın diye. Yapışmadığında şöyle kekimizi hoplattığınız zaman görebilirsiniz. Şimdi bakalım keselim. İçi nasıl olmuş? Üstü çıtır, içi yumuşak. Şimdi güzel bir dilim çıkartalım. Öncelikle şöyle bir göstereyim size. Hala dumanın üzerinde ve içi inanılmaz güzel pişmiş. Bunu servis tabağımıza şöyle en güzel dilimini kimseye kaptırmadan böyle bir servis tabağımıza alalım. Bu arada bir dipnot bulunayım. Eğer borcam gibi cam ürünlerde pişirme yapıyorsanız fırından çıkardığınız zaman tezgahın üzerine koymayın. Ya bir tezgahı üzerine koyun ya da bir tahta üzerine koyun ki bu tahtayla işimiz bitti. Bunu da kaldırabiliriz. Şimdi son dokunuşumuzu yapıyoruz. Üzerine şöyle bir pudra şekeri. Ve biraz da seksi görünmesi için biraz hainlik olacak ama bir Antep fıstığı ile son dokunuşumuzu da yaptık. Bu mudur? Budur. Arkadaşlar afiyet olsun şimdiden. Mutlaka deneyin. Çok güzel bir tarif. Hem de kolay hazırlaması. Hiç öyle gözünüzde büyüttüğünüz kadar uzun süren bir şey de değil. Sevdiklerinizi, arkadaşlarınızı da etkilemenin yollarından bir tanesidir. Efsane bir tarif. Havuçlu tarçınlı kek. Denemeye kalmasın diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Ve sorularınız olursa videomun altındaki linke tıklayıp oradan bana istediğiniz zaman ulaşıp bütün sorularınızı sorabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarla yakında gene karşınızdayım.